Ünye reklam filmi dünya turizm sektöründe Milano ve Las Vegas'tan sonra 3. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Dünyada her gün 15 milyon kişi tarafından ziyaret edilen ve 180 binin üzerinde reklam filminin yer aldığı Adforum sitesinde turizm kategorisinde değerlendirilen Ünye reklam filmi ilk 5'in içine girerek 3. sırada yer aldı. Ünye'yi turizm şehri anlamında önemli bir değer haline getirdiklerini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, tüm alanlarda adeta değişim ve dönüşüm olarak nitelendirilebilecek çalışmalara imza attıklarını kaydetti. Biz göreve geldiğimiz 2014 tarihinde personelimizi, bütçemizi reel koşullara uyarlamak suretiyle yola devam edelim istedik. Sonra şehrimizi ele aldık. Bu şehrin nerelerine dokunabiliriz diye bir baktık. Özellikle kentin görsel kimliğini ön plana çıkarabileceğimiz çalışmalar yürüttük bu zaman dilimi içerisinde. İnsanların hoşça vakit geçirebileceği mekanlar inşa ettik. Bunların başında alışveriş merkezimizden tutun da sahil bağlamındaki mülkiyeti Ünye Belediye'mize ait olan tesislerin tamamının özel sektör eliyle ki belediyenin kasasından da para çıkmadan yenilenmesine kadar sahil bağlamında yapılan Büyükşehir Belediye'mizin dış cephe çalışmasından yolların asfaltına ve kaldırım çalışmalarına kadar Orta Çarşı'da uyguladığımız 4 Aras'ta bir Orta Çarşı projesiyle beraber arkadaki tarihi eserlerin restore edildiği 4 yıllık zaman dilimi içerisinde yaklaşık 12 milyon civarında bir kaynak aktardığımız kültür yolu projemiz, devletimizle yürüttüğümüz dere ıslah çalışmalarımız, Tabakhane başta olmak üzere gibi, Feri Çakmak'a yaptığımız projeler gibi gerçekten kent bir kendine geldi bu zaman dilimi içerisinde. Hızlı bir şekilde de devam edecek bu çalışmalar, devam ediyor. Bir plan dahili içerisinde kenti yenilemeye devam ediyoruz. En son dün itibariyle baktığımızda pazar yeri projemizin planlandığı şekliyle ilerlediği bazı aksaklıklar yaşanıyor. Bu inşaat teknolojisinde özellikle son dönemlerdeki demir çelik temini noktasında ve büyük proje olan dünyanın en büyüğü olan 3. havalimanına mal teminiyle ilgili TANAP gibi projeden kaynaklı bazı ürün teminlerinde 1-2 aylık bir gecikme yaşanacak. Zannediyorum Ağustos ayı gibi tam anlamıyla pazarı 15 Temmuz meydanımızı açmış olacağız Ağustos'un sonu itibariyle gibi. Ancak 15 Temmuz itibariyle meydan ve otopark bölümünü de biz hemşehrilerimize vaat ettiğimiz şekliyle hazırlamaya da devam etmiş olacağız bu zaman dilimi içerisinde. Öte yandan yine Ünye dolu dolu bir Ramazan dönemi geçiriyor. Gerçekten kent bir cazibe merkezi haline gelmiş oldu. Hani biz diyoruz ya marka şehirler yaratacağız, oluşturacağız diye. Ünye bundan sonra bir marka şehir olmuştur diyebiliriz. Artık bu yaz kapsamı itibariyle baktığımızda ki devamı gelecek bunun. 20, 21, 22 Temmuz tarihlerinde Ünye tarihinin belki de en dolu günlerini yaşayacak Ramazan ayından sonra. Bir taraftan Tarihi Kentler Birliği toplantısında 550 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği toplantısını Ünye'de yapacağız. Bu çok önemli bir hamle Ünye açısından. Öte yandan aynı tarihte yine triatlon yarışımız olacak. Ki şu ana kadar 650'ye yakın sporcu bununla ilgili kayıtlarını yaptırmış vaziyette. Aileleriyle beraber bu 1500 kişiyi aşkın bir sayının Ünye'de konaklaması demek aslında baktığımızda. Yine aynı günün akşamında da Ferhat Köçeri Ünye ağırlamış olacak. Temmuz, 21 Temmuz tarihi itibariyle. Dolayısıyla bir gün sonrasında da yine burayı ağırlamış olacak. 20'sinde de hemşehrilerimiz 20, 21, 22 tarihlerinde 3-4 tane etkinliği aynı anda Ömürgelik'le 20'sinde devam edeceğiz. Bir dolu dizgin Temmuz ayının 20'si 21'i bizi bekliyor diyebiliriz. Şimdi Ünye tabii bu güzellikleri bir taraftan ortaya çıkartırken
Bir taraftan saklı bir cennet olan Ünye'deki turizm faaliyetini ön plana çıkartalım. Ünye bir turizm kentidir diye biz belediye meclisimizden de karar almak suretiyle bunu tescillemiş olduk. Bununla ilgili 2015 yılında hayalini kurduğumuz bu kenti tanıtımla ilgili süreç, Mayıs ayının başı itibariyle yapmış olduğumuz lansman çalışmasıyla hayat bulmuş oldu, şekillenmiş oldu. Tüm ulusal basınla buluşmuş oldu reklam filmimiz. Gerçekten ciddi bir dönüş, ciddi bir tebrik aldık, almaya da devam ediyoruz. Ünyeliler bununla ilgili yeni bir kent bilinci, Ünyelilerde yeni bir kent bilinci oluşmuş oldu. Hemşehrilerimiz turizm faaliyeti yürüten bir şehirde yaşamanın da haklı gururunu yaşamaya başladılar. Dükkanlarımız neredeyse sahura kadar açık, cıvıl cıvıl bir kent var şu an burada Karadeniz'de. Her geçen burada ne oluyor diye adeta bir durup bakalım şuraya görüntüsü ortaya çıkıyor. Reklam filmimiz ulusal kanallarda yayınlanmaya devam ediyor. Bir taraftan bununla ilgili ulusal canlı yayınlar yapmaya da devam edeceğiz seçim sonrasında getiri kazanma anlamında kentimize. Biz özellikle turizm faaliyeti yürüten ve dükkanlarımızla yapmış olduğumuz konuşmada şu ana kadarki Ünye'de yaşayan sayısına baktığımızda iki katı bir artışın olduğunu, bunun da insanlarımızın cebine artı değer olarak girdiğini ifade edebiliriz. Talep itibariyle, arz talep dengesi itibariyle. Ne kadar doğru bir iş yaptığımızda değerli arkadaşlar, günde 15 milyon kişinin ziyaret ettiği, altını çiziyorum, bir günde 15 milyon kişinin ziyaret ettiği, yaklaşık 180 bin reklam filminin olduğu AdForm sitesinde Ünye'mizin reklam filmi Las Vegas ve Milano'dan sonra Montreal ve Şili ile beraber ilk 5 içerisinde, yani top 5'in içerisinde 3. sırada reklam filmimiz şu anda bu ay içerisinde. Bu gerçekten Ünye'nin klasmanının artık Süper Lig olduğu, başka bir ligde mücadele eden bir kent pozisyonuna bu kenti taşıdığımızın en güzel göstergesi. Gerçekten ekibi bu anlamda kutlamak lazım. Biz bu kenti dönüştürürken tüm arkadaşlarımızla beraber 4 yıl içerisinde hep geleceği planlayarak gittik. Bu geleceği planlamanın içerisinde zaman zaman ifade ediyoruz. Statı yıkmak var idi. Sanayi sitesini kaldırmak var önümüze doğru baktığımızda. Belediye binasını yenilemek var. Bunların tamamen altlıklarında çalışmaya devam ediyoruz. Burayı yıktığımızda hizmeti nerede vereceğimiz, hangi adreste olacağımız belli şu anda. Stadı yıktığımızda nereye taşıyacağımız, hangi yol haritasını izleyeceğimiz belli. Küçük sanayi sitesini kaldırdığımızda nereye götüreceğimiz ve sürecimizin ne olacağı belli. Altlık çalışarak devam ediyoruz. Önümüzü görerek yola devam ediyoruz bu anlamda. İyi bir ekibimiz var, hamdolsun. Ben tüm bu çalışmalarda bizi yalnız bırakmayan, başta Ünye halkına çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız işlerin doğruluğunu kulağımıza fısıldamaya devam ediyorlar. Onlardan aldığımız ilhamla, güçle biz Ünye'mize çok daha iyi hizmetler üreteceğimizi ifade ediyorum. Basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bayramlarımı bir kez daha enişten dileklerimi kutluyorum. Saygılar sunuyorum.